Bakın işte insanların içerisine çıkamayacakları bir AK Parti'den bahsediyoruz. Mustafa Elitaş Kayseri'ye gitti. Kayseri'de işte orada evleri olan ama bir türlü alamamış insanlar var, mağduriyetleri var. Hatta borçlarını morçlarını her bir şeyi ödemişler. Ama ne yazık ki hala alamıyorlar. Kayseri'ye gitti ki AK Parti'nin önemli merkezlerinden biridir Kayseri, biliyorsunuz. Ve Kayseri'de protesto edildi. Ahmet, verir misin o protesto? Orada insanların bağırışmalarından cümleleri duyabiliyor musun? Ben bir tanesini duydum. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz diye bir cümle vardı. Onu duydum. Ve o protestolar yapıldı. Senin duyduğun var mı diyor. Ha, illa külliye önünde kendimizi mi yakalım diyenler var. İşte sokağa çıkamamak. Bu. Konut Yapı Kooperatifi mağdurları tarafından protesto edildi ve adamlar paralarını ödemişler, etmişler, her şeylerini ödemişler, etmişler. Hala da alamıyorlar tapularını ve çözülmüyor bu konu. Elitaş bu protestodan sonra şöyle diyor: ülkemizde 1000 yıldır birlikte yaşadığımız kardeşlerimizle bizi birbirimize düşürmek, mezhep çatışmalarını hareket ettirerek Türkiye'de bir kargaşa çıkarma hareketi içerisindeler. Olayı bağladığı yer burası. Ne? Kooperatif ne alaka? Senin dediğin ne alaka? İşte bak, gerçekleri o kadar çarptırıyorsunuz ki, gerçekleri o kadar yalanlarla önünü kapatmaya çalışıyorsunuz, kendinizi kandırıyorsunuz. Ve kendinizi kandırdığınız müddetçe adam kooperatif olayına gitti, mezhep kavgasına dönürdü. Yani herkes memnun, orada bir mezhepsel bir olay var. Oh, ne alaka ya bu? Yani maalesef böyle tuhaf bir durum. Yani bunu açıklayamıyorsun. Bu durumu açıklayamıyorsun ama ben size Mustafa Bey sadece şunu söyleyeyim. Allah kolaylık versin. Bu duruma düşmek bir acizliktir, biliyor musunuz? Hem sizin için siyasetçi kimliğinizle, hem AKP için, hem Erdoğan için, Sayın Cumhurbaşkanımız için. İşte bu şekilde protesto ediliyorsunuz. Ve bu şekilde protesto edilmeye de devam edecekler insanlar. Ve bunu hiç utanmadan Mustafa Elitaş öyle diyor ya. Şuraya, cümleye bak ya. Ülkemizde 1000 yıldır birlikte yaşadığımız kardeşlerimizle bizi birbirimize düşürmek, mezhep çatışmalarını hareket ettirerek Türkiye'de bir kargaşa çıkarma hareketi buluyor. Bravo. Bağladığı nokta burası. Yani İnsan utanır bunu ya söylerken. Yani. Ya tamam arkadaş, çözeceğim dersin, yapacağım dersin, yapamadık ama edeceğim dersin. Ama yok. Yalana devam. Yalana devam. Muhalefetten haber yoktu. Ne yapıyorlar bu durumda? Ülke battı demiş Pınar Dinç. Vallahi muhalefet, yani Cumhuriyet Halk Partisi benim gördüğüm kadarıyla elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yani gücü nispetinde protestolar vesaire. Ama zaten yani vatandaş artık tepkisini daha net göstermeye başladı. İster istemez bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, diğer muhalefet partileri de harekete geçirmek zorunda. Ha, daha iyi mi? Cumhuriyet Halk Partisi daha moralli olduğu için daha iyi mi? Onu da söyleyebilirim. O da tüzük çalışması, tüzük kurultayına hazırlanıyor. Eylül'de bir tüzük kurultayı var. Zannedersem Özgür Özel o söz verdiği ön seçimi tüzük kurultayına monte edecekmiş. Maddeler arasında olacakmış. İşte belediye başkanlığı seçimi vesaire gibi. Ne bileyim, milletvekilliğinin seçiminde ön seçimler gibi. 12.500 lira emekliler, Ahmet verelim, verebiliyorsan, açıklandı. 12.500 lira en düşük maaş, 12.500 lira olarak açıklandı. Eğer beyefendiye verebilir, vermeye de gerek yok da zaten, yani insan kimse kim dinler ki, vermeye de gerek yok yani, tamam. Abdullah Güler'i bundan sonra söyleyecekleri zaten yani çok da önemli değil. Abdullah Güler'i zaten çok fazla insan da tanışmıyor. 2500 lira. Ha, en düşük emekli maaşı 12.500 lira oldu. 2500 lira verdiler. O kadar. Bunu da 3 hafta veya 2 hafta konuşarak verdiler. Bu da muhalefetin bastırmasıyla oldu. Ha. Muhalefet burada sussaydı, etseydi
Onu da vermezlerdi. Şimdi muhalefetin asgari ücret konusunda da iyice bastırması gerekiyor. Verdikleri para da en düşük emekli maaşı 10.000 liradan 12.500 liraya geldi. Bunun için kanun gerekiyor. Seyyanen verilen bir zam bu torba yasanın içerisine konacak. Ha, ben işte 12.500 lira alıyorum. Ben de mi 2.500 lira? Hayır. Bu en düşük maaşa yapılan zam. Yani 20.000 lira alıyorsan şu anda maaşın zamdan sonra 20.000 liraysa %24,75 enflasyon farkı vardı ya, enflasyon zammı. İşte 20.000 lira olduysa ben de mi 2.500 lira alacağım? Hayır. Bunları sadece emekli maaşı 10.000 lira olan insanlar alacak. Ha, kök hücreye kök hücre diyorum. Kök maaşa ne yaptılar onu bilmiyoruz. Yani çünkü kök maaş hala da 10.000 liranın altında maaş alanların sebebi ise onun da 1.800.000 civarında olduğu tahmin ediliyor insanların sayısının. O maalesef şeyin yetmemesi. Kök maaşa yapılan %24,75'lik zam oranının yetmemesi. Onu bir türlü 10.000 liraya taşıyamıyor çünkü. Acaba kök maaşla ilgili bir düzenlemeye gidildi mi? O da yok, çok fazla şey yapmıyor, bahsetmiyorlar bundan. Hemen bütçeye maliyetinden bahsediyorlar. Bütçeye maliyeti 33 milyarmış. Ne yapayım ben ya? Ne yapayım? Merkez Bankası'nın zararı da 881 milyar. Abdullah Bey. Hemen bütçeye maliyet. Arkadaş ya, vatandaşını bu kadar sevmeyen bir iktidar olabilir mi ya? Yani Nebati üstten girmiş, alttan çıkmış. Merkez Bankası 881 milyar lira zarar etmiş. Efendime söyleyeyim, işte otoyollara, köprülere, hastanelere, onlara bunlara hasta garantisi vererek bütçe, şehir hastaneleri vererek bütçe açılmış da açılmış. Kara delikler oluşmuş. Orada 2500 lira veriyoruz. Bize bütçeye maliyeti de bu diyor. İyi, aferin sana. Ülkeyi sen bozdun. Abdullah Bey, farkında mısın? Her neyse. Evet, epey bir konuştuk. Ana maaşı 13 bin lira olanın suçu neydi ki? Suç meselesi değil bu işte. Türkiye meselesi. Peki ankete gelelim. Ardından da float yapıp günü bitirelim. Ne diyorsun? Yatacak yerleri yok bunların demiş. Gece yine zamlar gelir diyenler var. Ha, bir de onu verelim. Hadi kalmasın. Hadi son günde kalmasın. Hani çok tartışıyoruz ya, insanlar neden Yunanistan'a gidiyorlar diye. Hadi bunu da izlettireyim size. Yunanistan'a gidiyorlar çünkü bir